Aerocool Thunderx 3 TM10, Thunderx 3 markası altında Aerocool'un fiyat performans aralığına göre pek çok kişinin seçebileceği giriş seviyesi mouse'u temsil ediyor. 3000 dpi çözünürlükte. Görmüş olduğunuz gibi burada turuncu renkler var. TM10 modelinde gri seçeneği de mevcut. Dilerseniz yan tarafları ve scroll'u kablosu gri olan modeli de seçebilirsiniz. İkisi de turuncu led yakabiliyor. Ancak scroll ve yan taraftaki kauçuk kaplı bölüm ve kablo rengi farkı var TM10 modeli için konuşacak olursak. Kutunun yanına geldiğimizde Gaming Revolution yazısını ve scroll'un gene mouse'un kesitini görüyoruz. Arka tarafta birbirinden farklı diller mevcut. Diğer yanda ise teknik özellikler ürün açıklamasında da görebileceğiniz yüksek hassas sensörü, çift enjeksiyonlu yan bölümlerdeki kaplamaları, bu sayede de daha iyi bir grip sağladı, daha iyi bir tutuş sağladı, elinizden kaymadı ve dolanmaya karşı özel kauçuk kaplı kablosundan bahsediliyor burada. Oyuncular için kablonun dolanmaması da oldukça önemli. Kutu cırt cırtlı. Kutuyu açtığımız zaman mouse içeriden çıkıyor. Turuncu modelde tabii yan tarafların turuncu olduğunu göstermiştik size. Kutunun ön bölümünde de. Ürünü buradan daha yakından canlı olarak görüyoruz. Turuncu bir arka planlı. Aynı zamanda cihazın özellikleri de burada belirtilmiş. TM10'un teknik özelliklerini buradan okuyacak olursak 1000, 2000, 3000 DPI'ları arasında DPI tuşuyla geçiş yapıyorsunuz. Çifte materyalden daha evvelden bahsetmiştik. Bu yanlarda bulunan yarı şeffaf ve altındaki özel ikinci enjeksiyon sayesinde turuncu renk ve üzeri yarı şeffaf bir dokuyla kaplı. Bu sayede elinizden kaymıyor. Omron Gaming Switch dediği bu tuşların Omron switchler kullanılmış olması. 6 butonlu olduğundan bahsediliyor. Tek renkli ve orange yani turuncu olduğundan bahsedilmiş. 37 IPS, IPS raporlaması var. Onun haricinde Acceleration 15G'ye kadar hızlanma, ivmelenme destekliyor. Interface olarak da gold plated USB plug'la yani altın kaplamalı USB ucu olduğunu belirtmiş. Kablosu 1.6 metre. Onun dışında da boyutları burada 123.5, 72 ve 38.5 mm olarak belirtilmiş. Ağırlığı da 130 gram olarak artı eksi 5 şeklinde yine kutunun üstünde belirtiliyor. Evet, TM10'un buradan kutusunu genel olarak gördük. Ürünü kutudan çıkarıp yakından bakacak olursak şu şekilde. Az önce görmüş olduğunuz turuncu bölümün içinde zaten mouse'umuz yerleştirilmiş durumda. Oldukça vakumlu bir kutu. Dolayısıyla mouse'u kolay kolay bırakmıyor. Evet. Şu şekilde yana aldığımızda kablomuz da burada yine. Şu şekilde çıkaralım. TM10'un turuncu modeline yakından bakacak olursak turuncu kauçuk kaplı katlanmaya karşı dayanıklı bir elastik kablosu var. 1.6 metre. Bunu kutu açılışında ilk bölümde söylemiştik. Kablomuzun uç kısmında da turuncu detaylar var yan tarafta ve kablomuz gold plated yani altın kaplama tarzı sarı bir uca sahip. Onun dışında mouse'umuzun turuncu modelinde bu bölümler turuncu, scroll ve iki yandaki bölümler belirtmiştik. Bu gri olan modelde bu bölümler gri arkadaşlar. Onun dışında söyleyebileceğimiz çifte injeksiyon teknolojisinin bu bölümde kullanıldığını daha evvel belirtmiştik. Üst taraf yarı şeffaf, yakın çekimde bunu size göstermeye çalışacağız. İçeride ise turuncu enjeksiyonlu özel bir kauçuk var diyebiliriz. Yani çift katman var. Parmağınızı koyduğunuz bu bölüm aşırı derecede tutunuyor. Bunu dokunmadan hissetmek oldukça güç ama elinize oturduğu zaman bu bölümün elinizden kayması neredeyse mümkün değil diyebiliriz. Çünkü çift kaplama özellikle üzerindeki bu şeffaf doku kaymasını bayağı bir engelliyor. Bunun dışında tuşlar burada üst tarafta yer alıyor. Parmağınızla oyun sırasında kolay ulaşabilirsiniz ama yanlışlıkla kolay kolay basmazsınız. Çünkü genelde aşağıda olacağı için. Basmak istediğinizde sadece basabilirsiniz. Bunun haricinde DPI tuşu ortada. Bu DPI tuşuna basıp farklı hızlar arasında işte 1000, 2000, 3000 gibi farklı DPI'ler arasında TM10 modeli için geçişler yapıp oyun sırasında sniper ya da normal seyir haline hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Scroll'un üzeri kauçuk kaplı, scroll turuncu. Bu scroll da aynı zamanda tuş. Bu yazılımla customize edilebilirlik özelliklerini diğer videolarda göstereceğiz size. Onun dışında diğer tarafta da yani sağ tarafında da mouse'un yukarıdan baktığımızda sağ tarafında kalan bölümünde de aynı turuncu ve üzeri yarı şeffaf çiftli doku kaplı durumda.
Altına geldiğimizde ise teflon pedleri görüyoruz. Bu pedlerin teflon olması mouse'un altındaki pedlerin kolay aşınmamasını sağlıyor. Hem kendileri kolay çizilmiyorlar hem de kullandığınız mousepad gibi yüzeyleri de az aşındırıyorlar. Dolayısıyla uzun ömürlü bir mouse kullanımı size sunuyor. Alt tarafta açma kapama tuşu mevcut. Bunun dışında da sensörü görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi mouse tasarım olarak ele oturma şeklinde. Benim elim orta boy bir el. Çok rahat bir şekilde elinize oturacak. Şu arkadaki destek bölümünün çok yüksek tepe yapmadan gelmesi benim için tercih sebebi, ancak burada siz farklı modellere de yine bakabilirsiniz. Bu bölümde görmüş olduğunuz iki tane bölümden de LED'ler PC'ye takıldığında aktif hale geliyor. Bunu da birazdan çalıştırıp size ayrıca videomuzda göstereceğiz. Onun dışında söyleyebileceğimiz ortalama bir küçük mouse'a göre boyutunu kıyaslamanız açısından burada Logitech'in standart bir notebook mouse'u diyebileceğimiz küçük iş mouse'unla yan yana boyutunda kıyaslayabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bu mouse'u elime aldığımda parmaklarım bayağı boşta kalıyor. Yandan yükseklik olarak da bu mouse'un daha yüksek olduğunu, yani kısacası bu mouse ergonomi olarak TMO'nun çok daha gerisinde yandan baktığınızda, avucunuzun içini doldurmak ve parmağınızın uç noktasına gitmek açısından. Bu mouse sadece fikir vermesi açısından burada. Zaten bir oyuncu mouse'u da değil. Evet, bu videomuzda Aerocool'un Thunderix 3 markasının TMO modeli mouse'unu sizlere yakından tanıttık fiziksel özellikler olarak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere demeden önce kanalımıza üye olup bizlere destek verebilirsiniz. Bu sayede daha fazla içerik çekmek için bizi şevklendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.